Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz klasmanları yavaş yavaş yükselmeye başladık ve üst klasmanlarda bizi zorlayan rakipler gelmeye başladı. Tabii ki de hücum hattımız çok iyi, Allah'a şükürler olsun, ama ben bugün Kylian Mbappe'yi alacağım ve Mbappe ile bu videoya başlayacağım. 1 milyon biliyorsunuz GP'yi alınabiliyor. Kadromuz yeteri kadar iyi ama ileri hafta Rummenigge'nin yedeği olarak biz burada Eto'yu falan kullansak da bir Mbappe kesinlikle fark yaratıyor. O yüzden Mbappe alacağız. Bu tarz videoların devamı için, mobil videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz 3,5 milyon GP'm var. 1 milyonu buna vereceğim. Aynı zamanda bir sonraki oyuncu da Fabinho olacak büyük ihtimal. 200 bin GP'yi alabileceğim bir oyuncu. Ama şimdilik yapmam gereken şu: Mbappe'yi alıp ve fullleyeceğim. Oyunun önerdiği gibi, biliyorsunuz konsolda ben kendim fullliyorum. Ama mobilde birazcık da kadroları alıp sattığımız için ratingler çok önemli. Çok fazla istiyorsunuz ratingleri. O yüzden de ratingi yüksek olsun diye oyuncu nasıl fullenmesi gerekiyorsa, Konami bana nasıl gösteriyorsa o şekilde yapıyorum. Filtrele diyelim. Hemen şuradan pozisyondan forveti seçeceğim arkadaşlar. Ve fiyat olarak da daha yüksek var mı? Aynen öyle. Şöyle yaptığımda büyük ihtimal Mbappe'yi zaten çıkaracaktır. 3 tane çok kaliteli oyuncu var. En azından kaliteli değil de GP anlamında yüksek diyeyim. Mbappe 1 milyon, Lewandowski 1.2, Haaland da 640 bin. Ben şimdi buradan Mbappe'yi anlaşlıyorum ve 1 milyon GP'mi Mbappe'ye bağlıyorum arkadaşlar. Fulleme konusunda siz nasıl fullediniz? Yorumları lütfen yazarsanız çok sevinirim, ya da yaptığımız fulleme yaparken yaptığımız bir hata varsa yorumları lütfen yazmanızı rica ediyorum. Kylian Mbappe biraz bizim takıma geldiği için sanki şaşırmış durumda, ama olsun arkadaşlar. Bu arada ilk transferimizi yapmış olduk. Gerçekten çok heyecanlı. Lewandowski falan almayacağım ama yani Lewandowski ne kadar fark yaratır bilmiyorum, ama Mbappe oyunda ciddi anlamda fark yaratıyor. Takımım kısmına geleceğim. 1 milyonluk Mbappe'mizi şimdi fullleyeceğiz. Hemen şöyle bakalım nerelerde diye bakıyorum. Evet, şurada gördüm Mbappe'yi. Seviye atlatma diyorum. Seviye antrenmanı diyorum. Bir 4000 basalım. Okeyledik. 22 seviye, 64.000 DP fullledik. Ve şimdi Mbappe'ye oyuncu ayrıntıları, seviye antrenmanı, oyuncu ilerleme diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun top kontrolü oynadığım için ilk önce burada uzun top kontrayı ayarlamam gerekiyor. İleri dediğimde 89 yetmez. 99 yapalım biz bunu. Okeyleyelim kankalar. Ve Kylian Mbappe'nin bakalım oyun bize nasıl önerecek, buna bakacağım. Tekrardan yanlışlıkla geri geldik. Oyuncu ilerlemesi diyorum. Oyuncu istatistiklerinden önerilen kısma baktığımızda hemen şu ileri dediğimizde bakalım nasıl olacakmış. 96 reytinge çıkıyor. Ne kadar ne basmışlar oyunda bir kontrol edelim. Duran top 82 olmuş. Bitiricilik 87. Top kontrolleri iyi. Hız ve hızlanması nasıl oldu acaba? 92-89 oldu. Ben bu şekilde fullleyeceğim. Bu arada ilk önce amana dikkat edin. Burada eğer önerileri yaparsanız, teknik direktörü basmazsanız ona basacağınız şeyleri de buraya yansıtıyor. O yüzden oyuncunuz çöp olabilir. Ben ileri diyorum şimdi. Oyunun istediği düzeyde reytingi genelde daha yüksek oluyor böyle. Ve Mbappe'yi böyle yükseltiyorum. Şu anda takımı alacağım. 96 reyting oldu. Tabii ki teknik direktörle de uyumu olduğu için çok daha yükselecektir reytingi. Oyun planı diyorum. Şimdi burada Romario zaten full değildi. Romario'nun yerine hemen şöyle alıyorum ve 99 oluyor. Bakalım bu 99 Mbappe gerçekten bize fark yaratabilecek. Evet, sistem rakibimizi buldu. İleri diyorum. Mbappe düşüşte gelecek bir hissiyat. Böyle bir hissiyat geldi içime. Bu arada 2689 kolektif gücümüz oldu. Romario full değildi. Full olmayan Romario'yu çıkarıp yerine Mbappe, full Mbappe'yi aldığımız için kolektif gücümüz de bir anda çok yükseldi takımda. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Mbappe beni utandırdı. Dipçik gibi geldi. Hemen rakibi de kontrol edeceğim. Bu arada fark etmişsinizdir. Yine 4-2-1-3'e döndüm arkadaşlar. 4-1-2-3'te orta sahada DOS oyuncusu sadece çok yalnız kalıyor ve ileride hücumda çoğalmak kolay ama oradan topu çıkarmak zor oluyor. Ben bu yüzden 4-2-1-3'e döndüm. Bununla daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Maça Mbappe'mizle başlıyoruz. Güzel top. Çok güzel geçtim. Pasını verecek. Harika. Cruyff attı. Bir pas daha. İçeride. Baktım. Bir pas. Mbappe daha. Üçüncü dakika. Kylian Mbappe. Üç oldu daha. Üç olsun güç olmasın. Daha beş dakika bile beklemedi. 1-0 öne geçiriyor bizi. Mbappe arkadaşlar oyunun çok sağlam oyuncularından biri. Hakikaten çok iş yapıyor. Şimdi tekrardan Mbappe pas, ama çok kötü bir pastı. Mbappe'ye karşı takımda biraz böyle
cepheleme ol, cephel cepte olacak gibi Mbappe oyun kastı. Oyun kasmasa yemezdim ben bunu. Oyun kasma yemedim zaten. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Harikasın. Neymar. Ah olmadı. Kurtuğa'ya basıyoruz. Nereye atacağını çok iyi biliyorum. Nereye atacağını çok iyi biliyorum. Hayret edersin. Campbell. Beko. Kim mi? Aldık verdik, ekonomiye can verdik. Eyvah. Beckham gidiyor. Ortayı tutmaya çalışıyoruz. Orta. Son anda savunma, korner. Beckham paslı kullandı. De Jong ortaladı. Uzaklaştırdık. Atak devam edecek. Alırsak büyük tehlike. Aldık. Ah be, kaçmasını beklerken Neymar daha mı yakın? Campbell daha yakın. Attı pasını. Oralarda eğer topu tutarsak çok büyük bir artı olacak bizim için. Dikkat. Aldı. Aa, yakışmadı. Yakışmadı. Top dışarı çıkıyor. Beko gönderdi. Gönderdiği yerde Neymar boş. İndirdim. Beckham. Çok güzel. Roberto Carlos. Attım pasımı. Harikasın. Şimdi Mbappe. Pasını verdi. Ah ah ah. İkinci ekstra pası dedim Mbappe'ye vereyim ya. Dikkat. Aldım. Verdim, ekonomiye can verdim. Beckham. Karışır. Karışır. Aldım. Belki geçmeyebilir ama deneyeceğim. Eyvah. Çok güzel. Yine paslı mı kullanacak? Paslı kullandı. Patrick Vieira ortaladı. Uzaklaştıran Carlos. Şimdi aldık. Süpersin. Neymar gidiyor. Neymar baktı. Neymar pas. Harika bir top Mbappe. Kylian Mbappe. Kim tutacak Mbappe'yi? Mbappe. Kaleci tuttu. Kale boş. Roberto Carlos. Aha. Atak devam edecek. Neymar. Allah'ım ya Rabbim. İndir. Puyol. Almamız lazım. Davis. Aha. Ya yapma be. O golü nasıl kaçırdık ya? Courtois hata yapabilir. Bence çok zorladı ama oyun şansı yanında. Orada geçti. O top geçti yani. Davis. Almamız lazım. Ayakları koyamıyoruz. Biz ayak koyamazsak rakip bir şeyler koyabilir. Davis. Davis baktı. İyi orta, gol getirecek mi? Bir daha dudak uçuklattı. Carlos vurdu. Atak devam edecek. Harikasın. Mbappe. Mbappe. Bitirme sakın. Sakın bitirme. Sakın bitirme. Mbappe gidiyor. Mbappe girdi. Ortaya açtım. Gol pozisyonu topağlarda. Mbappe bu yüzden önemli işte. Mbappe Campbell'ı tokatladı orada. İkinci yarıya da konsantre başlamamız lazım. Aynı bir meyve suyu gibi. Attım. Köşede boşluk. Geçse var ya. Beckenbauer. Pas Campbell. Campbell son dakika o şeyi aklından atamıyor bence. Çok güzel. Lionel Messi. Bu kadar şans biraz fazla. 3-0 oldu. Küçük enişte kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü, ilk golü. Bir dakika, Messi'yle atmadık değil mi? Aa, Mbappe'yle atmış, pardon. Al, ver, ekonomiye can ver. Şimdi Davis. Baktı. Oy, karışır. Takım gitti. Karşıdaki takım çöktü. Şu anda çöktü. Davis bir dudak uçuklatan gelecek ama dudaklar uçuklamıyor. Artık dudaklar uçuklamıyor arkadaşlar. Hemen gönderdim Casillas. İndirir misin? İndirdim. Beckham. Beckham çok güzel. At yavrum. Güzel. O da bizde. Bizde. Aa, bu topu nasıl alamadınız? Süper. Bas. 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 Süper. Beko. Harikasın. Patrick Vieira. Çok güzel gördüm. Hoca. Aldım. Pasımı verdim. Hoca niye kasmaya başladı bu oyun? Ben onu anlamadım ha. Niye kasmaya başladı bu oyun? Süpersin Carlos. Çok güzel gördü. Orada boşluk. Mbappe. Hiç gitmeye gerek yok kanka. Hiç gitmeye gerek yok. Sakin. Sakin. Kylian Mbappe. İki gol. İki de asist mi? Bir şeyler yaptı ama. Neler yapmadı ki? Ronaldo. Cruyff. Güzel gördü. Aldık topu. Verdim pasımı. Şimdi baktım. Tekrardan bir top. Cruyff. Harika gördüm. Şimdi vereceğim. Bak izle beni. Mbappe yorulmuş. Onun yorgunluğu bile bu rakibi tokatlamaya yeter. Beckenbauer. Campbell. Campbell pas. Patrick Vieira'nın nasıl koştuğunu görüyorsunuz. Adam 4-0 korkudan hala geri dönüyor. Halbuki hücum yapması lazım. Beckenbauer alabiliriz. Alamadık. Beko. Beko pas. Pres. Güzel çıktı. Cruyff. Çok güzel be. Roberto Carlos'un poposunun bu kadar işe yarayacağını hakikaten hiç tahmin etmezdim. Joshua Kimmich, oyuncu değişikliği yapmayacağım arkadaşlar. Zaten skor 4-0 olmuş. Joshua.
Joshua Pass aldık. Verdik. Patrick Vieira. Beckham. Çok güzel gördüm. Şimdi bakıyorum. Tam olarak istediğim bu. Bir daha vereceğim. Tamam. Şimdi geliyorum. Attım pasımı. Mbappe. Ana! Golünü çaldınız adamımın lan. Golünü çaldınız. Kısa köşe vuruşu ama. Aha. Çaktı durumu ve Davis aldı. Cruyff. Alabiliriz. Oyunda bir saçmalık var şu anda. Aldık. Verdim. Çok güzel. Mbappe. İyi gördü Cruyff. Aman orada bir sanırım dudak uçuklatan bir öpücük oldu bu. Attım pasımı. Neymar. Neymar. Neymar Junior. Çok kötü bir şut. Neymar sana yakışmıyor bu şutlar. Kurto. Joshua. Dikkat. Campbell. Güzel gördü Davis. Davis bakacak. Ortaya. İnanılmaz paslı ve güzel oynuyor arkadaşlar. Süper. Cruyff. İyi gördü. Forlan. Aldık. Süpersin. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Çok güzel. Ah ah ah. Maçta artık son anlar. Ve maçı kazanıyoruz. Klasman 3'te iyi başladık. Devam ediyoruz iyi bir şekilde. Hemen şöyle kontrol edelim. Bu arada maçın adamı büyük ihtimal Mbappe olmuştur diye tahmin ediyorum. Rakip kaleye şut çekemedi. Hemen şöyle oyuncu derecelerine baktığımızda Mbappe 8 puan alarak maçın adamı oluyor. Şaşırmamak lazım diyorum. Okeyleyelim. Klasman 3'teki durumumuza da bakacağız. Hedefimiz tabii 1'e kadar yükselmek. Yavaş yavaş merdivenleri çıkmaya çalışıyoruz. Toplamda yaptığımız maç sayısı 4. 3 galibiyet, 1 yenilgi almıştık arkadaşlar. Dünkü videoda da yenilgiyi görmüşsünüzdür. Ama 9 puandayız. Toplamda 10 puan daha almamız gerekiyor 6 maçta. Ve aldığımız takdirde 2. klasmanda olacağız. 2. klasmanda da bu taktikle devam etmeyi düşünüyorum. Gerçekten bana göre iyi bir taktik. 4-2-1-3. Bir dost, bir go, bir de OOS olarak oynuyorum orta sahada. Bakalım klasman 1'e çıkabilecek miyiz? İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dreams. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way